Aziz dava arkadaşlarım, 31 Ocak gece yarısı İzmir Kazemir'de sadece ekmeğinin peşinde koşan, aynı zamanda tertemiz kalpli bir taksi şoförümüz üşümesin, soğukta kalmasın diye arabasını aldığı bir cani tarafından sırtından kalleşliğe bile taş çıkartacak namertlikte vuruldu ve hayattan kopartıldı. Demci ve bölücü bu caninin cinayetten hemen sonra herkese güvenmeyeceksiniz sözü de kamera kayıtlarına yansıdı. Ebediyete irtihal eden taksi şoförümüze Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin huzurunu kaçırmak, insanımızın can ve mal güvenliğini kundaklamak için faal halde olan alçakların başına dünyayı yıkmalıyız. Teröristler, suç örgütleri, bozguncular, casuslar, iç ve dış ihanet cephesi, yeminli Türkiye düşmanları, fitne ve fesat üretimi yapan namus yoksunları, kara propagandalarına hız kesmeden devam etseler de birbirimize güvenmekten, birbirimize sarılmaktan, birbirimizin can evi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kötülüğe, kötülere, köhneliğe, köksüzlüğe, kötümserliğe teslim olmayacağız. Milli birlik ve kardeşliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. Suça ve suçluya hoşgörü olamaz. Teröre ve teröriste acımak diye bir şeyden bahsedilemez. Masum insanlarımızın hayatına kasteden hainlerin en ağır şekilde cezalandırılması, bir daha güneş ışığı görmemeleri beklentim ve temennimdir. Taksi şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkartılması, hayat boyunca rezil rüsva şekilde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir. Türkiye'mizin darboğaza sürüklenmesi, iç asayiş ve toplum düzeninin sakatlanması amacıyla sistemli ve şiddetli operasyonlar yapılmaktadır. İstanbul Fatih Camii imamımıza yönelik bıçaklı saldırı, kelime-i tevhid sancağını taşıyan bir vatandaşımızın darp edilmesi, Santa Maria Kilisesi'nde işlenen cinayet, Diyarbakırlı Ramazan Pişkin'e yapılan suikast, Türkiye aleyhine kurgulanan ve birbirleriyle bağlantılı olaylardan bir kısmıdır. Bir mizah programında rol alan soytarıların gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, 100 yıl önce Cumhuriyet'in ilanına küstahça atılan darbe iftirası, baskı var diyerek şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, kahraman evlatlarımızın kanını döken terör saldırıları, gün be gün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır ve kaynak üstü dışarıdadır. Astronot Alpar Gezer Avcı kardeşimizin uzaya gittiği, Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu dönemde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır. Gazze'de süren insani felaketler, Orta Doğu'da körüklenen silahlı çatışmalar, ABD ve İran arasındaki sertleşen gerilim, mücavir bölgelerde terör örgütlerinin yuvalanması, etrafımızdaki tehdit kuşağının gittikçe genişlediğine, buna karşı da bütün milli güç unsurlarımızla müteyakkiz olmamız gerektiğine işaret etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunurken hiçbir adaba
hiçbir edebe, hiçbir ahlak ve ölçüye sığmayan protesto gösterileri demokratik bir hak olarak görülemez. Böyle gösterilemez. Can Altalay ilk derecede mahkemesi tarafından görülen Gezi Parkı davasında hüküm almıştır. Bu hüküm Yargıtay tarafından onanmıştır. Bu kararın uygulanmasından başka da seçenek kalmamıştır. Anayasa Mahkemesi vesayetçi bir tutumla anayasaya aykırı şekilde tarihi bir hatanın faili olarak Atalay'la ilgili hak ihlali kararı vermiş ve tartışmaların fitilini ateşlemiştir. Kriz ve kutuplaşmanın asıl mimarı, asıl tahrikçisi Türkiye'nin karşısındaki mihrak olan Anayasa Mahkemesi'dir. Nerede bir hain, nerede bir terörist ve suçlu varsa Türkiye'nin varlığına, birliğine ve egemenlik haklarına kim husumet besliyorsa Anayasa Mahkemesi onların hizasındadır ve onların lehine hak ihlali kararlarını cömertçe açıklamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Mahkemesi'nin tahakkümcü ve skandal kararına boyun eğmeyerek söz konusu şahsın milletvekilliğini düşürmüştür. Altını çizerek ifade ediyorum, ifadeye mecburum ki meclise düşen sorumluluk evvel emirde anayasadaki çelişkileri ortadan kaldırmaktan ziyade milli iradenin onurunu, adalet ve hukuk namusunu korumak, kollamak, sonuna kadar da sahiplenmektir. Yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaç ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın bu konudaki müsbet tavrı ve samimi çağrısı da herkesçe bilinmektedir. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin almış olduğu kararın okunması bir anayasal çelişkinin mahsulü değil, bilakis yasal ve anayasal bir zorunluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni şiddet ve nefret arenasına çevirip demokratik işleyişe kastedenlerin milletimizin kutlu iradesine res çektikleri, leke sürdükleri, gölge düşürdükleri tartışmasızdır. Gazi Meclisimize yapılan saygısızlık, nezaketsiz ve art niyetli müdahalelerin karşısındayız. Bu vandallıkların demokrasiyle de hiçbir ilişkisinin olmadığı kanaatindeyiz. Bir yanda bölücü terör örgütünün emellerine sarılmaktan ve demcilerin kuklası olmaktan utanmayanlar, diğer yanda Manisa'nın sokak aralarında yürümeye, insan ve toplum içine çıkmaya yüzleri kalmayanlar mefluç haldedir. Üstelik perişanlıklarını gizleyemeyecek bir durumdadır. Özgür Bey sokağa adres gösteriyor. Ateşle oynuyor. Hezeyandan hezeyana geçiş yapıyor. Sipariş konuşmalarla yıpranıyor. Sözde darbe girişimine karşı mücadeleden bahsediyor. Demlenmiş CHP komaya girmiş. Demlenmiş CHP kontrolden çıkmış. Yasal ve anayasal bir prosedürün ikmalini darbe diye tanımlamak eğer cehalet değilse biliniz ki vatana, millet ve milli iradenin tecelligahına olan gazi meclise hakarettir. Meclise hakaret etmek millete ihanettir. CHP'nin terör örgütleriyle arasına mesafe koyması, demlenmek yerine demokratlaşması ve faşizan çizgiden uzaklaşması lazımdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köküne ve kimliğine dönüş yapması, demokrasi hayatımız adına da akut ve elzem bir ihtiyaçtır. Aziz Manisalılar, Manisa'nın evladı olan bir özgüre özgürce sahip çıkın, demlenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin. Çok değil,
8 ay evvel Türkiye'yi birlikte yönetmek için masalara yüz sürenlerin bugün birbirlerine demedik laf bırakmaları acıklı bir ihtilaf ve azılı bir ihtirastır. Allah ülkemizi zillet ittifakından korumuştur. Hakikaten de verilmiş sadakamız varmış. Dün söylediklerini bugün tekzip eden, dün yaptıklarını bugün inkara yeltenen, dün kucakladıklarını bugün kulp takan siyasi partilere Allah muhafaza yerel yönetimlerde yetki vermek yıkıma hizmettir. Biliyor ve görüyorum ki Manisa yıkımın değil, yükselişin yanındadır. Soruyorum sizlere, 31 Mart'ta Manisa'ya sahip çıkacak mısınız? 31 Mart'ta bayrağa sahip çıkacak mısınız? 31 Mart'ta vatana sahip çıkacak mısınız? 31 Mart'ta milli bekaya sahip çıkacak mısınız? 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy verecek misiniz? Bir başka deyişle Manisa'yı Sayın Cumhurbaşkanı'na tekrar hediye edecek misiniz? Hiç kimseyi dışlamadık. Hiç kimseyi hor ve hakir görmedik. Milletimizin her evladını kardeşimiz ve kendimiz bildik. 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde pekişip Türkiye ve Türk yüzyılı yürüyüşü inşallah seriye bağlanacaktır. Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye diyoruz. Ayırmadan, ayrışmadan yerelde iktidar, ülkede istikrar iradesindeyiz. Aklın yolu birdir. Genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik, anlayış ve amacındayız. Merkezden yerele istikrarı bozmadan umuda doğru yürüme azmindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varsa umut vardır, ufuk vardır, huzur vardır, ruh vardır, duruş vardır. Milli özlemlere ulaşılması da inşallah mukadder olacaktır. Manisalı kardeşlerimin desteğiyle, yardım ve katkısıyla nice güzel günlere, nice umut dolu yarınlara ulaşacağımız bir gerçektir. Üretken belediyecilik vizyonumuzla, hizmette kaliteye verdiğimiz önemle, en ufak yılgınlığa, en küçük tereddüde fırsat vermeden sizlerin yanında olacağız. Sizlerin huzur ve rahatı için çabalayacağız. Sizlerle gururluyum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çiftçilerin sorunlarını çözeceğiz. Üzüm üreticilerimizin elinden tutacağız. Emeklilerimizin beklentilerini karşılayacağız. Esnaflarımızın bereketi olacağız. Memur ve işçilerimizin yüzünü güldüreceğiz. Dar, orta ve sabit gelirli insanlarımıza destek vereceğiz. İçiniz rahat olsun. Her sorun ve sıkıntınızın takipçisiyiz. Her seviyede ve mümkün olan her yerde sıkıntılarınızın çözümü için elinizden gelen gayreti göstereceğiz. Devlet milletiyle el ele vererek bütün sorunların üstesinden mutlaka gelecektir. Her türlü tehdit bu birlikteliğin karşısında yenilmeye mahkumdur. Mühim olan devletle millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmayı başarmaktır. Sağ olun, var olun, ne mutlu Türk'üm diyene. Ve tüm Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adaylarımızı Manisalılara emanet ediyor.